Arkadaşlar en son yüzde problemlerinin dördüncüsünde kalmıştık. Hemen başlayalım. Bir ayakkabıcı toptancıdan aldığı ayakkabıların %10'u kadar ayakkabıyı maliyetsiz alıyor. Şimdi o zaman şuraya maliyetli diyelim. Şuraya da maliyetsiz diyelim. Şimdi diyelim ki biz 10 tane ayakkabı almış olsak bunun %10 ne yapar? 1. Bir tane ayakkabı da ne olacakmış arkadaşlar? Bir tane ayakkabı da maliyetsiz olacakmış. Anlaştık. Ayakkabıcı aldığı tüm ayakkabıların %50 kar ile sattığına göre ayakkabıcının gerçek karı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar 10 ayakkabı, şimdi bir tane ayakkabıyı diyelim ki 10 TL olsun. O zaman 10 tane ayakkabıdan elde edilecek para nedir arkadaşlar? 100 TL'dir. Anlaştık. Şimdi ayakkabıcı aldığı tüm ayakkabıları diyor ya, şimdi 10 tanesine para verdi ama bizim ne kadar toplamda ayakkabımız var? 10 artı 1'den 11 ayakkabı. Şimdi tüm ayakkabıları %50 kar ile sattığına göre. Biz şimdi bir ayakkabının maliyetine 10 TL olsun demedik mi? %50 kar ile satacaksa arkadaşlar onun %50'si ne yapar? 15 TL yapar. Dolayısıyla 11 tane ayakkabımız var. 15 TL'den ne yapar arkadaşlar? 165 TL yapar. Gerçek kârı yüzde kaçtır diyor. Bakın bizim maliyetimiz neydi? 100 TL. Şu anda ne oldu arkadaşlar? 165 TL. Demek ki %65 kârla bu işi gerçekleştirmişiz arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık. 2'ye bakalım. Yıllık enflasyon oranının %20 olduğu bir ülkede sene başında %50 kâr ile satış yapan satıcı. Şimdi arkadaşlar diyelim ki 100 TL. Enflasyonun %20 olduğu bir ülkede ne olacaktır arkadaşlar? Bir ürün yıl sonunda 120 TL olacaktır. Değil mi? %50 kar ile satış yapan. Şimdi 100 TL'ydi ya arkadaşlar bizim maliyetimiz. %50 kar ile satış yapacaksa ne olacak arkadaşlar? Yeni fiyatımız 150 TL olmuş olacak. Sene sonundaki satış fiyatını değiştirmediğine göre, yani yine bu olacakmış arkadaşlar. Sene sonundaki karı yüzde kaç olur? Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman ne olacak? 120 TL'de ne kadarlık bir kar var? 30 TL kar var. Eğer sen bunun direkt 4'te 1, yani 4'te 1'inde direkt %25 olduğunu görebiliyorsan hemen cevabın D şıkkını olduğunu işaretlersin. Ama bunu göremiyorsak hemen oran orantıdan yüzde kaç kar olacak diye baktığımızda arkadaşlar. Bakın 4'te 1'i, 100'ün de 4'te 1'i ne olacak arkadaşlar? 25 olmuş olacak. Tamam. 3'e bakalım şimdi. Bir mandıracı çiftlikten aldığı süte sütün 7'de 3 oranında su ilave ediyor. Demek ki arkadaşlar bak sütün 7'de 3'ü diyor ya, o zaman bizim sütümüz ne kadar olsun? 7 litre olsun. Paydanın katı kadar verdim arkadaşlar. Şimdi 7'de 3'ü kadar su katacak. Bunun 7'nin 7'de 3'ü ne yapar arkadaşlar? 7'nin 7'de 3'ü ne yapar? Bakın 3 litre yapar. Değil mi? Şuradaki 7'ler birbirini götürdüğü zaman 3 litre ne yapacakmış arkadaşlar? Su katacakmış. O zaman bizim 7 litremiz ne oldu arkadaşlar? 10 litre olmuş oldu. Tamam. Suya para ödemeyen mandıracı aldığı sütü %40 kar ile sattığına göre. Yani o zaman bir satış fiyatı belirlememiz lazım bizim. Şimdi 7 litre var ya arkadaşlar. Her bir litremiz bizim ne olsun arkadaşlar? 10 TL olsun. Bak 1 litre 10 TL. 7 litre ne yapacak arkadaşlar? 70 TL yapacaktır. 70 TL yapacaktır. Anlaştık. Suya para ödemeyen mandıracı aldığı sütü %40 kar ile. Şimdi arkadaşlar biz 1 litresine 10 TL olsun demedik mi? Evet. %40 karla satacaksa o zaman 1 litresi ne olacak? 14 TL olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde 10 litre var. Dolayısıyla ne olacak? 140 TL olmuş olacak. Karımıza bak. Maliyetimiz 70. Satışımız 140 TL. Demek ki arkadaşlar biz bu işten %100 kar etmiş oluyoruz. Doğru cevabımız D şık. 4'e bakalım şimdi. Tabloda özel bir tatlı yapımında kullanılan malzemeler ve malzemelerin miktarları verilmiştir diyor. İlke Hanım tabloda verilen tarife göre 10 kişilik tatlı yapıp satmaktadır. 1 kilo şeker, 1 kilo un, 1 kilo yoğurdun fiyatları eşit kabul edecektir. Bakın fiyatları eşit kabul edecekmiş. Bakın şeker, un ve yoğurt. Bunların 1 kilogramı da arkadaşlar ne olsun? 10 TL olmuş olsun. 10 TL olmuş olsun. Dolayısıyla bak şeker 500 gram, yani yarım kilo. O zaman bunun fiyatı ne olacak arkadaşlar? 5 TL olmuş olacak. Bundan undan 2 kilo oluyor. Kilosu 10 liraydı. O zaman ne olacak? 20 TL olacak. Yoğurt 1 kilo zaten 10 TL dedik. Yani arkadaşlar toplamda ne kadar oldu? 10, 20 daha 30, 5 daha 35 TL olmuş oldu. Devam edelim şimdi. Bir süre sonra
Aynı anda şekerin kilogram fiyatına %80. Bak şekerin kilogram fiyatına %80. Şimdi arkadaşlar kilogram fiyatı hepsinin 10 lira değil miydi? O zaman %80 zam gelecekse ne olacak arkadaşlar? 18 TL olacak. Doğru mudur? 18 TL olacak. Şimdi şekerden yarım kilo alıyordu. O zaman ne olacak arkadaşlar? Yeni fiyatı 9 TL olmuş olacak. Yoğurdun kilogram fiyatına %40. Arkadaşlar yoğurdun zaten 10 liraydı. %40 zam yaptığım takdirde ne olacak arkadaşlar? Yeni fiyatı 14 TL oldu. Tamam. 10 kişilik tatlının maliyet fiyatının değişmemesi için 35 TL idi ya, maliyetin yine 35 TL olması için bakın 14, 9 daha ne yaptı? 23 yaptı. Demek ki bu unda unun ne olması lazım? 12 TL olması lazım. Ne diyor? Unun fiyatına yüzde kaç indirim uygulanmalıdır? Ne kadarlık bir indirim uygulanmış oldu? Başlangıçta 20 TL idi, şimdi 12 TL. Demek ki 20'de 12 indirim, pardon, 20'den 12'ye düşmüş ya, 20'de 8 indirim uygulanmış oldu. Bize yüzdesini soruyor. Yüzde acaba kaç? Bakın arkadaşlar bu bunun 5 katı. 8'in de 5 katı ne yapacak arkadaşlar? 40 yapmış olacak. Doğru cevabımız C şık. 5'e bakalım şimdi. Bir banka kredi kartı ile tek seferde yapılan her 200 TL ve üzeri alışverişe %4'lük hediye para puan vermektedir diyor arkadaşlar. Tamam. Kartta biriken her 20 para puanı ilave olarak %20 hediye para puan verilmektedir. Şimdi şöyle yapalım. Bir tarafa şöyle alışverişleri yazalım. Bir tarafa da arkadaşlar para puan. Tamam. Şöyle çizgimizi de çekmiş olalım. Anlaştık. Şimdi her 200 TL ve üzeri alışverişe %4'lük hediye para puan verecekmiş. Tamam. Kartta biriken her 20 para puanı ilave olarak %20 hediye para puan verilecekmiş. Tamam. Kredi kartında 3 para puan olan bir kişi sırasıyla, bak kredi kartında 3 tane para puan varmış. 210 TL. Şimdi arkadaşlar her 200'ü geçtikten sonra %4'lük bir hediye para puan almayacak mıydı? Evet. Şimdi o zaman 210 TL olduysa, bak 210 TL'lik bir alışveriş yaptıysa. Şimdi yaptıralım. Bakın 210. 210. Ne kadarlık bir hediye vardı? Para puan %4. %4'ü bak bu şekilde yazdım. Tamam. Bak bir de burada 200'ün üstünde 215 var. O zaman bir de ilave olarak ne yapacağım? 215'i de ne? %4'ünü alacağım arkadaşlar. Değil mi? Acaba ne yapmış oluyor? Bunları dağıttığım zaman ne olacak? 840 mı yapıyor? Artı 215 ile de 4'ü çarparsam 860 yapar. Bölü 100. Bunları topladığım takdirde 16, 17. 1700 bölü 100 yaptı. İkişer tane sıfırı sildiğim zaman ne olacak arkadaşlar? 17 tane para puan kazanacak hediye. Şimdi 17 artı 3'ten ne oldu? 20 para puan olmuş oldu. Şimdi her 20 para puanı da arkadaşlar ilave olarak %20 para puan verilmiyor muydu? Bunun %20'si ne yapar? Bakın 5'te 1'i değil mi? 20 ile 5'i sadeleştirdiğim zaman da 4. 4 para puan daha hediye gelmiş oldu. Dolayısıyla bizim toplamda 24 para puanımız olmuş oldu arkadaşlar. Anlaştık. Son olarak kredi kartında biriken para puanının tamamı ile 6 TL'lik bisküvi ücretsiz alabildiğine göre kredi kartındaki bir para puan kaç TL'ye eşittir? Şimdi arkadaşlar bakıyoruz 24 para puanla, bak ne diyor? Biriken para puanı diyor ya, ne kadar para puanımız birikti bizim? 24. 24 para puana 6 TL'lik bisküvi hediye değil mi? Ücretsiz alabiliyor. Doğru mudur? Evet. Şimdi ne diyor? Kredi kartındaki bir para puan kaç TL? O zaman bakalım. Bir para puan acaba kaç TL yapmış olacak? Bak 4'te 1'e düşmüş. 1'in 4'te 1'i de arkadaşlar 1 bölü 4 TL yapmaz mı? O da arkadaşlar 0,25 TL yapmış olacaktır. Doğru cevabımız D şık. Bence buna bir yıldız atalım. 6'ya bakalım şimdi. Bir mağazada kırmızı etiketli 3 farklı gömlekte %20 indirim vardır. 3 farklı gömlek varmış arkadaşlar. Birinci, şöyle ikinci, üçüncü. Çizgimizi de çekelim. Anlaştık. Şimdi ne diyor? %20 indirim varmış. O zaman bunların fiyatları ne olsun? 100A olsun, 100B olsun, 100C olsun. Şimdi
Üçünde de %20 indirim varmış arkadaşlar. O zaman ne olacak bu? 80A olacak. 80B olacak. Bu da 80C olacak. Bakın not ala ala gidiyoruz. Kampanyada kırmızı etiketli 3 farklı gömlek alan müşteriye 3 gömlekten en pahalı olanına indirimli fiyat üzerine %20 ilave indirim uygulanmaktadır. Diyelim ki arkadaşlar en pahalı olan bu olsun. Buna ilave %20 indirim daha yaptığım zaman ne olacak arkadaşlar? %80'e satılmış olacak. Değil mi? %20 indirim yaptım. 2 tane 0 gitti. 8 çarpı 8'den 64. 64C olmuş oldu yeni fiyatı. Anlaştık. Devam ediyorum şimdi okumaya. Mağazadan kırmızı etiketli 3 farklı gömlekten birer adet alan bir kişinin ödediği ücret. Tamam. Bunlardan birer adet aldığı zaman ne kadar ödenmiş olacak? 80A, 80B ve 64C olacak arkadaşlar. Tamam. Yapılan toplam indirim miktarının 3 katı kadardır. İndirimlere bakalım. Buradan ne kadar indirim olmuş oldu? 20A. Buradan ne kadar bir indirim olmuş oldu? 20B. Buradan ne kadar indirim oldu arkadaşlar? 36C olmuş oldu. Ne diyor? Miktarının 3 katıymış. Bakın. Bunun 3 katıymış. Buradan 80A artı 80B artı 64C eşittir. Şuradaki dağıtma işlemlerini uygulayacak olursam 60A artı 60B artı 108C mi? Tamam. 20A artı 20B eşittir. 36, 8 daha 44 mi yapıyor arkadaşlar? 44C olmuş oluyor. Değil mi? Şimdi sadeleştirilmesine sadeleştirebiliyoruz. 4 ile sadeleştirelim. 5A artı 5B eşittir. Ne yapacak? 11C olmuş olacak. Biz bunu bakalım nasıl kullanacağız. Devam ediyorum şimdi. Buna göre indirimsiz fiyat üzerinden kırmızı etiketli en pahalı olan gömlekten 22 tane alabilir. Yani indirimsiz fiyat üzerinden diyor arkadaşlar. Tamam. En pahalı gömlekten yani şundan ne kadar alacakmış? 22 tane alacakmış. O zaman ne kadar para öder buna? 22 çarpı 100C ödeyecek. Değil mi? 22 çarpı 100C ödeyecek arkadaşlar. Aynı parayla diğer iki gömlekten indirimsiz fiyat üzerinden toplam kaç tane alabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bak burada bir 22 ifadesi var ya. O zaman bunu ne yapalım? Biz bir 2 ile çarpalım. 2 ile çarptığım zaman 10A artı 10B eşittir 22C olacak. Bir de bunu 100 ile çarpmam lazım. Bunu da arkadaşlar her tarafı 100 ile çarpacak olursam komple ne olacak? 100 ile 10'u çarparsam 1000A artı 1000B eşittir 2200C yapacaktır. Doğru mudur? Tamam. Şimdi bununla şunlardan ne kadar alacak? Şimdi indirimsiz fiyat üzerinden olacak ya arkadaşlar. Bundan bak normalde bir tane alıyorduk. Bir tanenin fiyatı 100A'ydı. Burada 1000A varsa bundan kaç tane alacak? 10 tane alacak. Benzer şekilde arkadaşlar bunun fiyatı 100B'ydi. Bundan bir tane alıyordu. 1000B varsa arkadaşlar bundan da yine 10 tane alacak. Toplamda 10 bundan, 10 tane de bundan 20 tane alınmış olacak. Doğru cevabımız C şık. Bunu da bir yıldız atalım. 7'ye bakalım hemen. Deniz'in 80 TL, Arzu'nun ise 36 TL parası vardır. Şurası Deniz, şurası da Arzu. Çizgimizi de çektik arkadaşlar. 80 TL, bunun da 36 TL. Deniz parasının yüzde kaçını harcadıktan sonra kalan parasının yüzde 20'sini Arzu'ya verirse paraları eşit olur diyor. Şimdi burada parasının yüzde kaçını diyor ya arkadaşlar. Önce parasının ne kadarını harcadı ona bakalım. Bir daha ben bunun şimdi kalan parasının bir daha yüzdesini alacağım için diyelim ki Deniz önce parasının 10x TL'sini harcasın. 10x TL harcasın. Sonra kalan parasının diyor ya. Şimdi 80 TL var. 10x TL'sini harcarsa kalan parası arkadaşlar 80-10x TL olmayacak mı? Evet. Bunun %20'sini Arzu'ya verirse diyor. Bak kalan parasının %20'sini verirse kendisine %80'e mi kalacak? Evet. Şimdi Arzu'nun 36 TL'si vardı ya. Şimdi arkadaşlar bunun %20'sini almadı mı? Neyin? 80-10x'in %20'sini aldı. Doğru mu? Ve bu şekilde olduğu zaman paraları ne olacakmış arkadaşlar? Eşit olacakmış. Buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın yüzler birbirine götürdü. 80 buradan tabii şöyle geri alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şuradaki işleri bir açalım.
açalım arkadaşlar, dağıtalım. 6400-800x eşittir 36 artı, dağıtalım şöyle, 1600 mü? Eksi 200x oldu. Buradan 6400'den 1600 çıkarsa 4800 eksi 36 eşittir 600x oldu. Her tarafı 6'ya bölecek olursam 800 eksi 6 eşittir ne olacak arkadaşlar? 100x olmuş oldu. Değil mi? Tamam. Gerçi şurada bir işlemleri kontrol edelim de, şurada sadeleştirme yaptık. Şurayı görmedik ya. Evet. Şimdi şu şekilde yapalım sadeleştirmelerimizi. Şimdi bunları böldüğüm zaman arkadaşlar 4 bölü 5 gelecek. Şunları da böldüğüm zaman 1 bölü 5 gelecek. Buradan şimdi yapalım. 80, hatta şöyle. Şurası da 80'i 5'e bölersem 16. 10'u 5'e bölersem de 2. Şöyle oldu. 36 artı 80'i 5'e bölersem 16. 10'u 5'e bölersem de 2x. Değil mi? Herhalde şöyle oldu. Ama tabii şuranın önünde bir de ne var arkadaşlar? 4 var. Niye? Şuradaki 4'ten kaynaklı. Anlaştık. Şimdi şunları bir dağıtalım. 64 eksi 8x eşittir. Bunları topladığım zaman 52 eksi 2x yapacak. Buradan da arkadaşlar 6x eşittir 12. X de buradan 2 gelmiş olacak. Şimdi biz ilk başta bak parasının yüzde kaçını diyordu ya. Şimdi parasının ne kadarını harcamıştı? 10x'ini harcamıştı. Şimdi x'i de 2 buldum ya. Tamam. Demek ki parasının 20 TL'sini harcamış. Değil mi arkadaşlar? O zaman parasının kaçını harcamış oluyor? Bak 80 TL'ydi. 20 TL'sini harcamış. Bu şimdi bu 20 TL bu 80 TL'nin 4'te 1'i değil mi? Bu da arkadaşlar %20'ye tekabül eder. Değil mi? Dolayısıyla doğru cevabımız C şık. Pardon, şurada bir yanlışlık olmasın da. Şimdi 4'te 1 %20 değil, 25 yapar. Değil mi? Dolayısıyla buradan cevabımız da ne olmuş oluyor? B şıkkı olmuş oluyor. 8'e bakalım şimdi. Bir metro istasyonundaki trene ilk durakta yolcular bindikten sonra her durakta trendeki yolcuların %25'i inerken kalan yolcuların %20'si kadar yolcu binmektedir. O zaman başlangıçta arkadaşlar 100x yolcu olsa. Şimdi bunun %25'i inerken %25 4'te 1 değil mi? Evet. 4'te 1'i ne olacak arkadaşlar? Yani 25x inmiş. Dolayısıyla 100x'te 25x'i indiyse geriye 75x kaldı. Değil mi? Sonra kalan yolcuların yani 75x'in %20'si kadar. %20 dediğimiz 1 bölü 5 değil mi? Bu kadar sadeleştirdiğim zaman 15x yolcu binmiş. Şimdi 75x'ti ya, 15x bindiyse o zaman ne oldu arkadaşlar? 90x yolcu oldu. Şimdi başlangıçta 100x vardı. Sonradan ne oldu arkadaşlar? 90x kalmış oldu. Yani %10'luk bir azalma söz konusu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Tren 16. durağa geldiğinde içinde 1458 yolcu bulunduğuna göre 13. durağa kaç yolcu ile gelmiştir diyor. Şimdi bakalım. Bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. 13, 14, 15 ve 16. Çizgimizi çekelim. Diyelim ki 13. durağa kaç yolcuyla gelmiştir diyor ya. 100k yolcuyla gelmiş olsun. Sonra bir sonraki durakta ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? %10'u gidecek ya. Ne olacak? 90k olmuş olacak. Değil mi? 90k olacak. Şimdi 15. durağa geldiği zaman ne olacak arkadaşlar? 90'ın bak %10'luk bir kayıp olacak. Yani 90'ın %90 olacak. Bak şöyle. 90K'ydı ya. %90'ı ne olacak arkadaşlar? %10'luk bir kayıp olacak ya. O yüzden böyle hesaplıyoruz. Bak sıfırlar gitti. 81K olmuş oldu. Şimdi 81K'nın da şimdi %10'u gidecek. O zaman kalan ne olacak? %90 olacak. Bak birer tane sıfır gitti. Ne olacak arkadaşlar? 81 ile 9'u çarparsam 729. 10'a böldüğüm zaman da 72,9K olacak. Değil mi? Şimdi ne olacak? 16. durağa geldiğinde bu kadar yolcu olmayacak mı? Evet. Bu da 1458 yolcuymuş. Yani 72,9K eşittir 1458'miş.
Buna böldüğüm zaman arkadaşlar k değerini buradan herhalde 20 bulacağız değil mi? Çünkü 729 olsaydı 2 katı olacaktı. Virgülden dolayı k'yı da 20 bulduk. 13. durağa kaç yolcuyla gelmiştir diyor. Bakın 100k yolcuyla gelmişti. Dolayısıyla k'yı da 20 bulduk. 100 çarpı 20'den 2000 yolcu olmuş oluyor. Doğru cevabımız D şık. Bence buna da bir yıldız atalım. 9'a bakalım şimdi. Cep telefonunda bulunan bir uygulamadan şekilde görseli verilen bildirimi aldıktan sonra sepetine bir mont ekleyen bir rol bu montun sepetteki fiyatını 6 eşit taksitle ödemeyi seçtiği için kullanılan kredi kartı ödenecek tutara %5 vade farkı ekleyerek her bir taksit tutarını 189 TL olarak hesaplamıştır. Şimdi önce şurayı bir okuyalım. Fırsatlarla dolu alışveriş montlarda %20 indirim. Şimdi o zaman normal fiyatı ne olsun arkadaşlar? 100x olmuş olsun. %20 indirim olacaksa yeni fiyatı ne olacak? 180x olmuş olacak. Sana özel sepette indirimli fiyat üzerinden ekstra %10 daha indirim. Şimdi %10 daha da indirim yaptığım zaman ne olacak arkadaşlar? 90 olmuş olacak. Birer bakın sıfırlar gitti ikişer tane. 9 çarpı 9'dan ve 8 çarpı 9'dan 72x olmuş oldu. Bak başlangıçta 100x'ti. %20 indirimden dolayı 80x oldu. Sonra ekstra bir %10 indirimden dolayı 72x'e düşmüş oldu arkadaşlar. Tamam. Ne diyordu şimdi? Ne diyordu? Sepetteki fiyatın yani şunun 72x'in 6 eşit taksit ile ödemeyi seçtiği için kullanılan kredi kartı ödenecek tutara, ödenecek tutar buydu normalde arkadaşlar. Ödenecek tutara %5 vade farkı. %5 vade farkı ödenecek. Dolayısıyla bunları sadeleştirdiğim zaman 20 olacak. 72x'i 20'ye böldüğüm zaman da ne olacak? 3,6x olacak. Şimdi normal şartlar altında bu kadar ödeyecekti. Fakat 6 taksit tutarını seçtiğinden dolayı ne olacak? Bu kadar daha ödeyecek %5 vade farkı. Dolayısıyla 72x artı 3,6x ne yaptı? 75,6x yapmış oldu. Bunu ne yapacak arkadaşlar? 6 eşit taksite bölecek. Niye böyle yaptık? Çünkü her bir taksit tutarına 189 TL diyor ya, burada bir taksit var. O yüzden 6'ya böleyim ki ben ödenecek miktarı her bir taksit tutarını bulmuş olayım. Bölü 189 olmuş oldu. Bu montun hiç indirim uygulanmamış fiyatı kaç TL'dir? Yani 100x'i istiyor arkadaşlar. Buradan ne yapacağız? X'i bulmaya çalışacağız. Hadi bulalım. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Şöyle önce bir her tarafı bir 10'la çarpsak değil mi? Şurası 756 olsa şuraya yazayım. 756x bölü şurası 60 olsun eşittir 189. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Herhalde kaça bölünüyor? Şurası 9'a bölünüyor mu? Rakamlarını toplayınca 18 yapıyor. 756'yı 9'a bölsem 72 değil mi? 36 4 oluyor. Burası 84 oluyor. Bunu da 9'a böldüğüm zaman 21 oluyor. Daha 7'ye bölersem 12, 7'ye bölersem 3 oluyor. Bunda bunu sadeleştirdiğim zaman da 5, yani x bölü 5 eşittir 3 ise içler dışlar çarpımı yaparsam x'i 15 olarak bulmuş olurum. Benden 100x isteniyordu. Dolayısıyla 100 çarpı 15'ten 1500 olarak bulmuş olacağız. Doğru cevabımız D şık. Geldik 10. ve herhalde son sorumuz. Evet. 2 artı 1 olarak adlandırılan bir otobüsteki tekli ve yan yana bulunan çiftli koltukların birer adet bilet fiyatları farklıdır. Tamam. 45 tane koltuğun olduğu bu otobüsteki koltukların 3'te 2'si çiftli koltuktur. Zaten toplamda 45 tane var. Bunun 3'te 2'si şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunun 3'te 2'si neymiş arkadaşlar? Çiftliymiş. Dolayısıyla ne kadar çiftli olmuş oluyor? 30 çiftli. O zaman geri kalan arkadaşlar 15 tanesi de ne olmak zorunda? Tekli olmak zorunda. Sadece çiftli koltukların 12 tanesi boş olarak seyahat seferi yapan. Şimdi arkadaşlar 30 taneydi çiftliler. 12 tanesi boş olacaksa 18 tanesi ne olacak arkadaşlar? Dolu olmuş olacak. Bunların fiyatlarını biliyor muyum ben? Bilmiyorum. O zaman bir tanesinin fiyatı A TL olacak olursa 18 tanesinin fiyatı da ne olacak arkadaşlar? 18 A olmuş olacak. Tamam. Tekli koltuklarda seyahat eden yolcuların bilet fiyatları toplamı
Bu arkadaşlar 15 taneydi. Her bir tanesinin fiyatı B olsun. O zaman 15 tanesinin fiyatı da ne olacak arkadaşlar? 15 çarpı B olacak. Çiftli koltuklarda seyahat eden yolcuların bilet fiyatları toplamına eşittir. Ha, bunlar birbirine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. O zaman 3 ile sadeleştirelim 6, 3 ile sadeleştirelim 5. Yani 6A eşittir 5B. Buradan A'yı bakın şöyle çapraz şekilde buluyorduk ya. A eşittir 5K, B eşittir ne olacak arkadaşlar? 6K olacak. Ne istiyor bizden? Buna göre bir adet tekli koltuğun ücreti bir adet çiftli koltuğun ücretinin yüzde kaç fazlasıdır? Bakın arkadaşlar 5K'da ne kadar fazla? 5K'da bir tane K fazla. Değil mi? K fazla. O zaman yüzdesini soruyor işte. Bakın 5'te 1 değil mi? 100'ün de 5'te 1'i ne olacak arkadaşlar? %20 olmuş olacak. Doğru cevabımız C şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.